Pırnal Meşe Ormanları her mevsim değişen bir görünüme sahiptir. Ancak aynı zamanda da istikrarlı ve sağlam ormanlardır. Ağaçları deniz kıyılarındaki kayalıklara, yüksek olmayan dağlara ve kurak ovalara tutunup yayılabilir. Bu hep yeşil kalan meşe ormanları kendi içlerinde farklılıklar gösterebilir. Kimi geçit vermeyen, sık ve ürkek hayvanlara ev sahipliği yapan ağaçlıklar oluştururken, kimi de etkileyici büyüklüklere ulaşan, iri dal ve yapraklarıyla geniş alanlar kaplayan ağaçlara sahiptir. Pırnal meşelerin etrafında göz kamaştıran zenginlikte bir yaşam oluşmuştur. Başka yerde eşi benzeri olmayan büyük çeşitliliğe sahip bir yaşamdır bu. Öyle veya böyle pırnal meşeler birçok açıdan Akdeniz bitki örtüsünün sembolü, mükemmel bir örneğidir. Orman Gezegeni, Akdeniz Ormanları. Akdeniz ekosistemi dünya üzerinde birbirinden kopuk ve oldukça uzak birkaç farklı bölgeye dağılmış durumdadır. Güney Afrika, Kaliforniya ve Avustralya gibi. Ama en geniş haliyle gözlenebileceği bölgeler Akdeniz etrafında toplanmıştır. Özellikle de Endülüs'te. Pırnal meşenin en gelişmiş ve en iyi korunmuş örnekleri Endülüs bölgesinin iç kesimlerinde bulunur. Bu ağaçlar çok değişik ortamlara olan dayanıklılığıyla da bilinir. En önemli özelliklerinden biri kavurucu yaz sıcaklarından başlayarak dondurucu kış koşullarına kadar hemen her iklimde yetişebilmeleridir. Bu orman benzersiz bir çevreye zemin oluşturuyor. Akdeniz ikliminin zorluklarına birlikte göğüs gerdikleri zengin bir hayvan topluluğuna da ev sahipliği yapıyor. Pırnal meşeler yılın farklı zamanlarında değişen özellikleriyle gölgelerinde barındırdıkları onlarca hayvan için verimli ve sıcak bir yuva sunuyorlar. Kalın dalları, güçlü yaprakları, gövdeleri ve kökleri arasında yaşayan ve birbirleriyle uyumlu bir hayat süren onlarca değişik canlı türü bulunuyor. Diplerindeki toprağı kabartan bu ayaksız kertenkeleden, çalılıklara sığınan büyük geyiklere kadar. Dallarının altındaki verimli topraklarda ise bu zenginliği artıran ve güçlendiren otlar yayılıyor. Akdeniz ekosisteminin başlıca temsilcilerinden olan kara akbabalar ve iber vaşakları meşe ağaçlarının etrafında barış içinde bir yaşam sürdürüyorlar. Kış geliyor. Sisle örtülü pırnal meşe ormanları olağanüstü özelliklerini sergilemeye hazır. Geceleri sıcaklık artık -15 santigrat derecenin altına düşebiliyor. Ama meşe ağaçları dayanıyor. Sert ve güçlü yaprakları hiç zarar görmüyor. Güneş ormanı yeniden ısıtmaya başladığında ise hayat yeniden uyanıyor.
Bu turnalar kuzeyin kar ve buzundan kaçıp kışı geçirmek için tam 3000 kilometre yol kat ederek bu bölgeye geliyorlar. Gün ağarırken sürüler halinde toplanıp yerleşmeleri için uygun bir çayır bulmak için havalanıyorlar. Aradıkları yer hem otlarla hem de ağaçlarla kaplı olmalı. Ağırlıklı olarak pırnal meşelerden oluşan bu düz ağaçlıklar, İspanya'nın güney kısımlarında topraklarının neredeyse yarısı büyüklüğünde bir alana yayılıyor. Turnaların sabah bu kadar erken yola çıkmalarının nedeni belli. Ekim sonunda tamamladıkları bu kadar uzun ve yorucu yolculuktan sonra enerjilerini tazelemek için bol miktarda meşe palamuduna ihtiyaçları var. Çayırlar yılın kalan yarısında onlara ev sahipliği yapacak. Kışın ilk aylarında neredeyse meşe palamudundan başka bir şey yemiyorlar. Bölgede yalnız da değiller. Yüz binlerce güvercin de aynı çayırlarda yaşıyor. Onlar da meşe palamutlarını bütün halinde yutabiliyor ama turnalardan kalan parçaları daha kolay sindirdikleri için tercih ediyorlar. Meşelik alanlarda yiyecek bulmak kolay değil. Ağaçların sert gövdeleri de susuzluklarını gidermelerini sağlıyor. Avrupa'ya özgü küçük cüce kargalar da palamutların peşinde. Ama onlar bütün olarak yutamıyor. İçlerindeki tatlı ve besleyici etli kısma ulaşabilmek için önce kabuğunu kırmaları gerek. Meşe ağaçlarının dibinde yaşamak kolayca yiyecek bulmak demek. Kıtada yaşayan en uzun boylu kuş olan turnalardan tarla farelerine kadar milyonlarca canlı onun sayesinde aç kalmıyor. On bin metrekareye yayılan bir meşelik 800 kilogram palamut verebiliyor. Bunların büyük çoğunluğu da bölgede yaşayan veya ziyaret eden canlılarca tek tek toplanıyor. Bahar yaklaştıkça turnalarında içgüdüleri onlara tekrar kuzeye dönme vaktinin geldiğini haber veriyor. Ama aceleci hareketlere, bağırışmalara ve kavgalara bakılırsa bölgeyi terk etmeden önce çiftleşme döneminin geçmesi gerek. Bir inip bir kalkan ve bu meşe ormanının içinde saklanmalarını kolaylaştıran sis bulutlarının arasından, yeryüzünün en korkutucu canlılarından biri olan İber vaşağının sesleri ve bağırışmaları duyuluyor. Endülüs ormanları, onun da yeryüzünde hüküm sürebildiği son krallık. Kış ayları biterken onlar da doğanın çağrısına uyuyor. Şimdi çiftleşecek olurlarsa yavrular bahar ortası gibi doğmuş olacak. Vahşi doğada çok az kalan son birkaç vaşaktan biri de bu çift. Çiftleşme döneminde birlikte hareket edecekler. Daha sonra yolları ayrılacak. Bahar Endülüs'e erken geliyor. Şubat veya Mart aylarında çiçekler açıyor.
Kuşlar da yuvalarını yapmak için bu bolluktan yararlanıyor. İlk yavrulayanlar genelde hep kara tavuklar oluyor. Mart bitmeden yavrularını beslemeye başladılar bile. Yakında onları diğer türler de takip edecek. Sıvacı kuşu ağaç gövdelerindeki en kuytu kovuklara yuvalanıyor. Aç yavrularını besleyebilmek için de vaktinin çoğunu yakındaki dallar arasında yaşayan böcekleri avlayarak geçiriyor. Onların bu durdurak bilmeyen çabası meşe ağaçlarını da asalaklardan temizliyor. Sığırcıklar da bazıları 1000 yıldan daha yaşlı olan asırlık meşe ağaçlarının kovuklarına yerleşir. Bu meşelerin gövdeleri ve dalları apartmanlara ya da yüksek otel binalarına benzer. İçlerinde çok çeşitli hayvan barınır, çoğalır ve yavrularını yetiştirirler. Büyük ağaçların dalları bu mavi kanatlı saksanların yuvalarını yapması için de çok sağlam bir zemin oluşturur. Güneybatı Avrupa'nın pırnal meşeleri bu zarif kargalarında yuvalarını yapmak için tercih ettiği ağaçlardır. Onların yavruları da ağacın tüm dallarını doldurmuş durumda. Yavruları doyurmak için sürünün diğer üyeleri de anne ve babaya yardımcı oluyor. Ama çayırların bir başka sakininin devasa yuvası söz konusu olunca diğerleri biraz sönük kalıyor. Kara akbabanın yuvası birkaç yüz kiloya ulaşan ağırlığı ve 4 metreye yaklaşan çapıyla diğerlerinin yanında saray gibi. Koskoca yuvada yalnızca tek bir yavru var. Önümüzdeki birkaç ay henüz çok küçük ve savunmasız olan bu tek bir yavrunun bakımı bile anne ile babanın tüm vaktini alacak. Koruma altında bulunan kara akbabalarının en büyük sürüsü İber Yarımadası'nda yer alan bu Akdeniz ormanlarında yaşıyor. Akbaba yavrusu yumurtadan bir meşe ağacının tepesinde çıktı. O ağacın altındaysa çok zengin bir bitki örtüsü yayılıyor. Kaya gülleri, koca yemişler ve çeşit çeşit çalılar, çiçekler açıp hoş kokular yayıyorlar. Bu türlerin hepsi de kurak ve sıcak iklime dayanıklı. Bölgeye özgü hayvanlardan biri de mavi benekleriyle dikkat çeken bu kertenkele. Avrupa'da yaşayan en büyük kertenkele olan bu hayvanın boyu zaman zaman 70 santimetreye kadar yaklaşıyor. Bu açgözlü sürüngen bıkmak bilmeyen bir avcı. Akdeniz ekosisteminin büyük böceklerinin amansız bir düşmanı. Thank you.
Hemen yakınlarda yabani bir domuz ailesi var. Yavrular henüz bir haftalık ama annelerinin peşinden ormanı turlamaya başlamışlar bile. Dişi birkaç ay boyunca yavrularını emzirmeye devam edecek. Ama yavrular da oldukça meraklı ve hareketli. Ormanda kendi yiyeceklerini bulmaya başladılar bile. Bu minik ağzını sulandıran bir palamudu yemeye çalışıyor. Ama daha amatör sayılır. Bu iş göründüğü kadar kolay değil. Yaban domuzları yavruyken çok savunmasız olabiliyor. Daha hayatlarının başlarındayken vaşak gibi avcılarında önemli hedefleri arasındalar. Vaşak, Akdeniz iklimine ve doğa örtüsüne çok iyi uyum sağlamış. Hem sık yabani ormanlarda hem de dağlarla çevrili uzak köşelerdeki çayırlık alanlarda rahatça yaşayabiliyor. Endülüs'ün günümüze kadar ulaşmış pırnal meşe ormanları, Akdeniz havzasında yer alan en geniş ve en sık ormanlardır. Vaşaklar da buralarda en sevdiği yiyecek olan tavşanları bolca avlayabiliyor. Aslında İber vaşağının başlıca besini tavşanlardır. O bu hayvanları avlama konusunda gerçek anlamıyla bir uzman sayılabilir. Yerleşmek için özellikle tavşanların bol olduğu bölgeleri seçiyor. Çünkü avladığı ve yediği hayvanlar arasında tavşanlar %80-90 gibi bir oranı temsil ediyor. Bu tavşanlar kara akbabalar için de çok önemli bir besin kaynağı. Onlar Avrupa kıtasının en büyük avcıları. Kanat açıklıkları neredeyse 3 metreye yaklaşabiliyor. Gün boyu ormanı tepeden gözetleyerek avlarını arıyorlar. Hedeflerinde tavşanlar da var. Ne de olsa yavruların beslenmesi gerek. Yiyecek herhangi bir yerde, herhangi bir şekilde karşınıza çıkabilir. Buna boğa gibi bu çayırlarda yaşayan büyük ve tehlikeli hayvanlar da dahil. Bu ağaçlık alanlarda hem besi hayvanları bulunabiliyor hem de yabani hayvanlar. Kara akbabalar her ikisinden de en iyi şekilde nasıl yararlanacağını iyi biliyor. Kirpilerse genel olarak akbabaların ilgi alanına girmiyor. Gün boyu devrilmiş meşe ağaçlarının gövdeleri arasında saklanarak oldukça rahat bir hayat sürüyorlar. Hava kararınca böcek ve küçük sürüngenleri avlamak için ortaya çıkıyorlar. Yılanları bile yiyebiliyorlar. Yaz mevsiminin iyice yaklaştığı bu dönemde meşe ormanı her geçen gün biraz daha kurak bir hal alıyor. Kara akbaba yavruları gibi küçük vaşaklar da 2 aylık oldu. Ama hala annelerinin yanından ayrılmıyorlar. Olmadan yaşamaları mümkün değil. Duyularını ve reflekslerini geliştirme zamanı. Oynadıkları oyunlar avcılık becerileri edinmelerini kolaylaştırıyor. Hatta anneleri avlanmaya çıktığında bu genç yaşlarını aldırmadan ona eşlik ediyorlar. Kendi ölçeklerinde saksağanlar da en az bu büyük kediler kadar iyi birer avcı sayılabilir.
Havalar iyice ısındığı için saksağın sürüleri şafakta ve akşam serinliğinde yiyecek aramaya çıkıyor. Oldukça fazla sayıda da böcek avlıyorlar. Meşe ağaçları artık amansız Akdeniz güneşi altında kavrulmaya başladı. Öğlen saatlerinde sıcaklık 40 santigrat dereceye kadar çıkabiliyor. Akbaba yavrusunun ne kaçacak ne de saklanacak bir yeri var. Sadece anne ve babasının koşulsuz sevgisi ve bağlılığı onu güneşten koruyabilir ve yaşamasını sağlayabilir. Bazen anne ve babaların çabaları bile minik akbabanın hayatını kurtaramayabilir. Akdeniz ormanları yangınlara çok alışıktır. Hatta bazı bitkilerin ona ihtiyacı bile vardır. Bunlar ancak yangın sayesinde tohumlarını saçabilir ve çoğalabilirler. Kara akbaba yavrusu yangın büyüyüp yayılırken çaresizce yuvada beklemek zorunda. Çok uzaklarda, yaşlı ormanın başka bir kesiminde bulunan yetişkinler, yavrularına yaklaşmakta olan tehlikenin farkında bile değil. Onlar günlük ihtiyaçlarını karşılamanın peşine düşmüş durumda. Ama yeterince yiyecek bulmak hiç de kolay değil. Yiyecek kısıtlı ve onu arayanların hem sayıları fazla hem de karınları aç. Anlaşmazlık uzadıkça gerilim de artıyor. Ama kara akbaba cüssesinin de verdiği cesaret ve güçle diğer avcılara üstünlüğünü kabul ettiriyor. Tehlike geçtikten ve yiyecek için verilen kavga galibiyetle sona erdikten sonra yavru bugün de karnını doyurabilecek. Birkaç hafta içinde o da hayata gözlerini açtığı bu ormanın semalarında süzülecek. Yuvanın yer aldığı dalların altında meşe palamutları filizleniyor ve orman tabanı sağlıklı gelişmesini sürdürüyor. Yaklaşan bulutlar sonbaharın habercisi. Meşe ormanı şimdi bambaşka seslerle inlemeye başlıyor. Bunlar eş arayan geyikler. Anlaşılan artık çiftleşme dönemi gelmiş. Erkekler dişilerini topluyor ve onları diğer erkeklerin saldırılarından uzak tutmaya çalışıyor.
Bu çok yorucu bir dönem. Harcanan enerji besleyici meşe palamutları sayesinde geri kazanılıyor. Dökülenler onlara yetmeyince boynuzlarıyla ağaçları silkeleyerek bir nevi palamut hasadı yapıyorlar. Sıcaklık düşünce meşe ormanında yeni sakinler belirmeye başlıyor. Bir süredir burada olan kara çaylaklar Afrika kıtasına göç ederken yerlerini kızıl çaylaklara bırakıyor. Akdeniz ormanları onları bütün bir kış boyunca misafir edecek, tüm olanaklarını onlara da sunacak. Olgunlaşan palamutlar toprağa dökülüyor. Meşeliklerde yaşayan canlılar aşırı soğuklara ve az bulunan yiyeceğe rağmen hayatlarını sürdürecek. Geyiklerin böğürtüleri kesildi. Yakında o seslerin yerini kuzeydeki uzak bölgelerinden geri dönen turnaların bağırışmaları alacak. Yılın kalan yarısını burada vaşakların, saksağanların ve kara akbabaların yanında geçirecekler. Yani dünya üzerindeki en zengin çeşitliliği barındıran ormanlardan birinin baş aktörlerinin yanında.